parçası bu. Evet, ve ne kadar yapabiliyorsa. Biz bugün maalesef bunu yaşama konusunda İslam coğrafyasının birçok noktasında sorun yaşıyoruz. Yani Doğu Türkistan'ı en net bir şekilde anlatabiliriz. Yani gerçekten her yönüyle bizi çok derinden etkileyen bir örnektir. Hiçbir alanda hiçbir hakka sahip değiller. Bırakın toprak, yani ne ailelerini aile kurma, ailesini idame ettirme, efendim ya da işte bulunduğu yerde bir caminin içerisine girip namaz kılma, bununla ilgili kısıtlamalarla karşı karşıyalar. Yakın zamana kadar Urumçi'de yaşanan olaylardan sonra biz ekranlardan, gazetelerden, internetten bizi seyreden herkes gördü. Şimdi o katliamlar sırasında bizim gündemimize geldi. Daha öncesinde yok muydu böyle bir Vardı. probleminiz? Vardı. Vardı. Bugün yok mu? Bugün halen binlerce kayıp var. Ve toplu mezarların çıkacağı söyleniyor. Allah Hiçbir şekilde haber alınamayan çok sayıda genç var. Doğu Türkistanlı genç var. Şimdi öte taraftan Filistin var. Yani toprakları işgal altında. Irak var. tabii. Hala işgalin devam ettiği. Doğal olarak tabii ki bu savaşların, işgallerin, yapılan işkencelerin, zulümlerin bir de arkası var. Yani biz ekranda seyrederken şimdi işte Irak'ta bir bomba patladı, 300 kişi öldü. Öldü. Rakam. Ürümçi'de şöyle bir şey oldu, şu kadar insan öldü. Biz bu ölen insanlar bizim için ne anlam ifade etmeli? Yani gerçekten sadece biz her gün Irak'ta rakam mı sayıyoruz? Oysa o ölen her insan bizim Bir gibi can hayalleri olan, olan. çoluğu çocuğu olan, eşi olan, işi olan, günlük hayatı olan, gelecek Ramazan'a göre planları olan, işte tuttuğu orucu onun için farklı anlam ifade eden insan. Tabii. İnsan ve bizim insanımız, bizim Evet. kardeşimiz. Bazen şeyler böyle bu mevzuları konuştuğumuz zaman ya işte bizim dert etmemiz, bir şeyler yapmamız lazım. Biz bir şey yapmazsak sıra bir gün bize de gelebilir gibi Gelebilir. konuşulur. Oysa Iraklı kardeşimiz bizden değilse, yani o sıra bizim sıramız değilse, bizim imanımız sorgulanıyor. Biz öyle bir inancın müntesipleriyiz. Eyvallah, doğru. Şimdi Filistinli bir çocuğun katledilişi, Gazze'deki o katliamlar, Doğu Türkistan'daki işkence. Bugün biz burada konuşurken Irak'taki işkence görenler ya da arkasından kalan dullar, yetimler, yani ki o kadınlar ya fuhuşa ya da dilenciliğe zorlanan, mecbur kalan, Değil mecbur mi? Çünkü bıraktırılan hayatını idame ettirmesi insanlar. için Yaşaması lazım. yaşaması lazım. Çocuğuna yemek yedirmesi lazım. Yani ya da işte Afrika'da aynı şekilde birçok şeyin ortasında yaşam mücadelesi veren insanlar bizim insanımız. Ve sıra bizde demek. Tıpkı Avrupa'da bütün o keşmekeşin ortasında kendisine hakikatle ilgili bir tek kelime ulaşmamış dünyadan bir haber eğlenceye, uyuşturucuya, Sefahate sapkınlığa düşen düşen çocuklar gibi. Bunların gençler gibi, hepsi çocuklar gibi. biziz aslında. Ve biz gerçekten onların derdini dert etmedikçe neyle sorgulandığımızı çok iyi biliyoruz. Ve biz öyle yine bir inanca sahibiz ki eğer bir yerde birisine haksızlık yapılıyorsa onun için hep beraber mücadele etmek isteyen, onun üzerinden o haksızlık kalkıncaya kadar hep beraber kimin elinden ne geliyorsa onu yapmak zorunda olan insanlarız. Evet. Böyle bir sorumluluk yüklenmişiz. Yüklenmişiz tabii. Yeryüzünde adaletin hakim olması için halifeleriz. Dağlara verilmiş, dağlar Emanet kabul kabul etmemiş. etmemiş. Biz kabul etmişiz. Ve bunu bile bile Bu biz bu inancı, mükellefiyeti yüklenmişiz. evet bu Gereklerini yapmak inancı durumundayız. tercih etmişiz ve yaşıyoruz. Kimse bize zorla Müslüman ol demiyor. Biz gönül rızasıyla ve gerçekten bunun bütün mutluluğuyla ve şerefiyle bu dini yaşıyoruz. Neden bundan bir haber olan ya da bunu yaşamak için zulüm ve baskı gören insanlara elimizi uzatmayalım? Bu Peki yemek mutfağında vermek yemek gibi, bir yapan, bardak su vermek gibi evet. gerçekten hayati derecede önemli bir şey. Onu soracağım işte, mutfağında yemek yapan hanımefendi mesela sizi izliyor, diyor ki Gülden Hanım hakikaten çok güzel anlatıyor diyor, hassas noktalara ben ne yapabilirim diyor. Vicdanı sızlıyor. Evet. Yani bu dünyadaki insan hakları ihlalleri konusunda zulüm, haksızlık, işte sefalet konusunda ben ne yapabilirim diyor.
bunu soran insanlar olduğunu ben tahmin ediyorum. Ne yapabilirler? Evet. Şimdi birincisi en önemlisi nerede yaşıyor olursak olalım ki kendimizde doğduğumuz ülkeyi vesaireyi kendimize seçmiyoruz. Nerede ve hangi konumda yaşıyor olursak olalım bir Müslüman asla haksızlık karşısında susmaz. Evet. Çünkü haksızlık karşısında susuyorsa onurunu ve şerefini de hakkıyla beraber kaybeder. Bu da ölümden kötü bir şeydir. Ölümden beter. Onursuz yaşamak ölümden beter bir şeydir. Haliyle de bunu bir yaşam biçimi haline getirmek lazım. Kendimize yapılan, komşumuza yapılan, arkadaşımıza yapılan ya da dünyanın başka bir yerinde bir herhangi bir insana yapılan, Müslüman olsun olmasın, ona yapılan haksızlık karşısında ses çıkarmak durumundayız. Evet. Doğru anlamak ve ses çıkarmak zorundayız. Sessiz kalmak sizi zalimle bir nevi özdeşleştiriyor. Bir süre sonra evet insanlar öldürülebilir, çocuklar katledilebilir canım, gibi normal, bir... Bunlar olur evet, işte olur gibi. Yani bir savaşta çocuklar ölebilir. Amerika neden Irak'a girmiştir? Nasıl girmiştir? Halen nasıl durabilmiştir bu kadar büyük kalabalık bir İslam topluluğuna rağmen? Hı hı. Nasıl Çin, hacca gidenler Doğu Türkistanlılara Müslüman oldukları için yapılan bu kadar zulme rağmen insanlar hacca giderler ve hacda sebil Çin mallarını alırlar ve Çin'e zulmüne ortak olacak şekilde para kazandırabilirler. Peki, önce bu bilince sahip bilince olmamız sahip gerekiyor olmamız ve lazım. Bizim dinleyen özellikle Ev Hanım, özellikle anneler ve babalar öncelikle çocuklarını bu bilinçle yetiştirmek zorundalar. Evet. Biz böyle bir hayata mahkum değiliz. Evet. Biz eğer yeryüzüne adalet hakim olacaksa evet Müslümanların çaba göstermesiyle önce hakim bir de kendi olacak. Hal ve tavrında adaleti hakim kılma. Çünkü kendimizi es geçerek adaletten bahsedemiyoruz. Bahsedemeyiz. Ya. Hani merkezden çevreye doğru. Evet. Yani dünyaya adalet gelsin diyorsak ben adaletli olacağım. Sözümde, aynen davranışımda, öyle. Yani hiçbir haksızlık yapmayacağız. En küçük toplumdan en büyük topluluğa kadar ve tarihe bakın. Adaletsiz yönetimden dolayı şey olmuştur. Yani biten çok güçlü topluluklar, imparatorluklar çökmüştür. Merkezi adalettir. Adaletle yönetilmeyen hiçbir toplum iflah olmaz. Aile dahil olmak aile üzere. Aile dahil, topluluk diyecektim ben de. Siz evet, aldınız bir eş eşine zulmediyorsa o aile iflah olmaz. İflah olmaz, yürümez. Çocuklarına zulmediyorsa iflah olmaz. Şirket. Zulüm şeyde sadece dövmek, kaba davranmak asla böyle kullanmıyorum. Yani doğru. Zulüm başka bir zulüm şey. Zulüm başka bir şey. Psikolojik biz boyutları da var evet, zulmün. Konusunda konuşurken hep zulüm kavramıyla konuşuruz. Çünkü bizdeki kavram, İslam'ın kullandığı kavram farklıdır. Tam insan haklarını anlatmaz. Evet. Bizde daha farklı algılanır. Zulüm daha kapsamlı bir şey. Daha kapsamlı bir şeydir. Bir şey. Her şeyin yerli yerinde olmasını gerektirir bizim adalet anlayışımız. Evet. Ve bugün dünyanın da en çok ihtiyaç duyduğu, bütün insanlığın en çok ihtiyaç duyduğu şey de aslında İslam'ın hak ve adalet anlayışıdır. Evet. Gülden Hanım, şu madde madde bir sayalım. Ondan sonra yine İHA'nın bir veteresi var. Onu vereceğiz. İslam dünyasındaki belli başlı ihlaller hangi noktada? Zulümler. Önce işgal altındaki topraklar. İşgal altındaki topraklar. İşgalle beraber zaten her şeyiniz işgal altına alınır. Çok ciddi bir şekilde kayıplar sorunu var. Özellikle Irak'ın, mutlaka Doğu Türkistan ve Irak'ın din eğitimi konusunda ciddi bir sorunumuz var. Özgürlük sorunumuz var. Türkiye'den dünyanın birçok yerine. Avrupa'da nispeten müsaittir ama orada da kendine has bazı sorunlar yaşanır. İşkencenin olduğu çok fazla ülke ve toprak var. Bunların maalesef çok. Büyük bir kısmı Müslüman olanlar, yani çoğunluğu Müslüman olan ve Müslümanca yönetiliyor zannedilen maalesef yerlerde. Ülkelerde işkencenin önlenmesi lazım. Çok ağır bir suçtur ve hayvana bile işkencenin yasaklandığı bir dinin mensuplarının çoğunlukta olduğu ülkelerde yaşanır. Kesinlikle elimizle durdurmamız ve ivedilikle durdurmamız gereken bir suçtur.
insanlık suçudur. Kadın ve çocuk konusunda zannediyorum ihlaller aynen, var. Aynen, kesinlikle öyle. Kadınlara, çocuklara yapılan eziyet, yine şiddet, ayrımcılık en ciddi sorunumuz. Müslümanların kendi inançlarını hayata geçirmede yaşadıkları, işte ibadetlerle ilgili kimi ülkelerde sorunlar var. Bizim ülke